Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Genel Başkanımızın detaylı bir şekilde aktardığı gibi 24 saat boyunca burada eğitimi konuşacağız. Kasım 2023'te gölge kabinemizi Sayın Genel Başkanımız açıkladı. Ben de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Bakanı olarak görevlendirildim. Gölge kabine uygulaması Türkiye için yeni bir uygulama. Bakanlık çalışmalarını yakından takip ettiğimiz, düşüncelerimizi, önerilerimizi, görüşlerimizi aktardığımız ve çok yararlandığımız ve ülkenin de yararlandığını umduğumuz bir çalışma haline dönüştü. Görevi aldıktan sonra bugün aramızda olan parti meclis üyesi Sayın Profesör Doktor Armağan Erdoğan, Muğla Milletvekilimiz Sayın Gizem Özcan, Isparta Milletvekilimiz Yalım Alıcı ile birlikte Gölge Kabine'de çalışmaya başladık. Mecliste ve genel merkezdeki uzmanlarımızla birlikte bu çalışmaları sürdürdük. Akabinde öğretim üyelerimizle beraber bir araya geldik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın genel müdürlükleri var. Cumhuriyet Halk Partisi buna karşılık gelecek şekilde 20 alanda çalışma grupları oluşturduk. Toplamda 120'den fazla akademisyenimiz bu çalışma gruplarında yer aldılar. Onlarla 3 kez çalıştay gerçekleştirdik. Bu süreç içerisinde Milli Eğitim'in çok sayıda sorunu olduğu Sayın Genel Başkanımız aktardı. Atanmayan öğretmenler, bunlarla ilgili mitingler, çalışmalar oldu. Öğretmenlerimizin sorunları oldu. Adına Türkiye Yüzyılı Marif Modeli dedikleri gerici bir çağ dışı eğitim manifestosu hayata geçirilmeye çalışıldı. Bununla ilgili olarak mecliste yaptığımız çalışmalar oldu. Neredeyse mecliste Türkiye'nin onlarca konusu olmasına rağmen her hafta en az bir konuda eğitimle ilgili bir araştırma önergesi veriyoruz. Milletvekillerimiz bugün buradalar, soru önergeleri veriyorlar, yasa teklifleri veriyorlar. Bu çalışmalara ek olarak basında, görsel medyada bütün görüşlerimizi, eleştirilerimizi paylaştık. Tematik mitinglerimizin ilkini İstanbul'da gerçekleştirdik. Eğitimin tüm paydaşlarının sorunlarını yine sendika genel başkanlarımız, bugün aramızda olan Eğitim İş ve Eğitim Sen genel başkanlarımız ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili olarak platform sözcüleriyle bir araya geldik. Bu çalışmaları sürdürdük. Fakat şöyle bir durum var sayın konuklar. Eğitimin o kadar çok sorunu var ki bunu bir gün, bir saat, yarım saat, 3 dakika, 5 dakika konuşmak, anlatmak mümkün değil. 1 milyondan fazla öğretmenimiz var. 1.154.000 öğretmenimiz var. 20 milyon öğrencimiz var. Dolayısıyla 1 milyon atanmayan öğretmenimiz var. Aslında eğitimle ilgili olmayan hiçbir hane yok Türkiye'de. Tüm ailelerin eğitimle ilişkili bir üyesi var. Ama çocuğu var, ama çalışanı var, ama torunu var, ama akrabası var, yeğeni var. Dolayısıyla eğitim Türkiye'nin temel sorunu. Kendilerinin yaratmış oldukları büyük ekonomik bunalımla birlikte geleceğe dair en büyük eş sorun da eğitim olarak ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla birlikte çalıştığımız öğretim üyelerimizle, sendika temsilcilerimizle, akademisyenlerimizle ne yapalım diye düşünürken 24 saatlik bir eğitim maratonu yapmaya karar verdik. Sayın Genel Başkanım da söyledi, Milli Egemenlik Parkı'nda yapmak istiyorduk. Daha az güneş olacaktı, milli egemenlik olan bir yerde olacaktı, meclisin yanında olacaktı. Olamadı. Ama biz güneşin altında çalışmaya alışız. 24 saat boyunca burada olacağız, çalışacağız. Sayın Milli Eğitim Bakanı çok sıkışmış durumda. Çünkü gerçekten bugüne kadar eğitimi yapboz tahtasına dönüştürmüş 22 yıllık bir iktidar var. Çok küçük bir örnekle şunu söyleyebilirim. Şu anda Milli Eğitim Komisyonu Başkanı olan bakan, daha bir yıl öncesinde bakandı ve okul öncesi çocuklarımıza yemek vermişti. Bu bakan ilk iş olarak o çocukların yemeğini ellerinden aldı. 11 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çıkıp dedi ki mülakatı kaldırıyoruz. 12 Mayıs 2023'te Mahmut Özer bu soru üzerine artık mülakatı kaldırıyoruz, mülakat yapılmayacak dedi. Bu bakan şimdi mülakatı getirdi ve tam tersi bir uygulamayla yola devam ediyorlar. 2 yıl önce 12 maddelik bir yasa teklifi getirmişlerdi. Yasalaştı, itiraz ettik Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ve nitekim Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Şimdi temeli Milli Eğitim Akademisi olan bir çalışma yapıyorlar. Bu Milli Eğitim Akademisi 2011 yılında yine Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kapatılmıştı. Dolayısıyla hiçbir yönü olmayan, öğretmen yetiştirme politikası olmayan, milli eğitim stratejisi olmayan bir bakanlık 2 yılda bir
tamamen yepyeni bir hatta doğru gitmeye çalışıyor. Bugün yaşadığımız sorunlar Sayın Bakan'ın müsteşarlık döneminden başlayarak gün be gün birikmiş, artmış, ne yazık ki çözülemez bir hale gelmiş durumda. Biz 24 saatlik eğitim programında Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi sadece Cumhuriyet Halk Partililerin konuştuğu, sadece milletvekillerimizin, genel başkan yardımcılarımızın konuştuğu bir program tasarlamadık. Sayın Bakan sürekli çok sıkışmış olduğu için gerek öğretmenlik mesleği kanunu, gerek müfredatla ilgili konularda sürekli 1940'lara, 30'lara referans veriyor. Biz de her açıklamamızda eğitim bilimleri perspektifinden bakanın yanlışlarını ortaya koyuyoruz. Defalarca soruyoruz ama cevap alamıyoruz. Geçtiğimiz günler içinde Danıştay'a iki başvurumuz oldu. Birisi mülakatların durdurulması için, bir diğeri de geçen hafta yine 20 civarında milletvekilimize giderek yaptığımız açıklamayla Danıştay'da Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin durdurulmasını, yürütmenin durdurulmasını talebiyle açtığımız dava var. Dolayısıyla mecliste, yasal platformlarda, sahada, her yerde eğitimle ilgili konuşmaya, üretmeye devam edeceğiz. Komisyonlarımızla beraber, öğretim üyelerimizle, sendikalarımızla, sivil toplum örgütlerimizle beraber çalışacağız. Çok kısa bir gözden geçirmeyle bugün nelere bakacağımızı sizlerle paylaşmak isterim. Program açılış ve kapanış saatlerinin dışında 21 farklı konunun, 100'e yakın alt konunun ele alındığı şekilde tasarlandı. Bu konuşmaların içerisinde akademisyenlerimiz var. Eğitim fakültesi ve diğer bölümlerden öğretim üyelerimiz var. Sendikalarımızın genel başkanları ve yöneticileri var. Araştırmacılar var. Sivil toplum temsilcileri var. Milletvekillerimiz var. Bazıları konu uzmanı olarak. Gece saat 3 ile 5 arasında afetler ülkesinde eğitim başlığıyla afet bölgelerinde yaşanan sorunların eğitimi nasıl etkilediğini milletvekillerimizle beraber, genel başkan yardımcılarımızla beraber konuşuyor olacağız. Tam da afet saatinde gece 3 ile 5 arasında konuşuyor olacağız. Bugün programa Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile başlayacağız. Bir siyasi partinin sloganı olan eğitimin siyasallaştırılmasının gerçek kanıtı ve resmi olan bu modelle başlayacağız. Bunun büyük uzmanlarından biri Profesör Doktor Dilek Öztok hocamla birlikte başlayacağız. Yine Müfredata Hayır platformunun bileşeni Eğitimsen Genel Başkanımız Kemal Irmak'la ve Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcımız Safa Yenice ile devam edeceğiz. Ardından erken çocukluk eğitimini konuşacağız. Hepimiz biliyoruz ki erken çocukluk eğitimi ülkemizin geleceği açısından en önemli eğitim aşaması. Ve burada çok önemli sorunlar var. Profesör Doktor Özgül Polat Marmara Üniversitesi'nden, Profesör Doktor Mehmet Toran İstanbul Kültür Üniversitesi'nden ve Abdullah Özyiğit Mersin Yenişehir Belediye Başkanımızın orada yapmış olduğu başarılı programları yine bu hocalarımızla birlikte tamamen bilimsel veriler ışığında yapılan bu programları aktaracağız. Temel eğitim ve orta öğretim bölümünde bizim genel başkan yardımcımız Gülşah Deniz Atalar, sosyal çalışmalar, müzeler, öğren yerleri, çocukların sosyal olarak güçlendirilmesine yönelik bölümünü aktardıktan sonra eğitim reformu girişiminden politik analisti Ekin Gamze Gencer bizimle olacak. Bu müfredatla ilgili, modelle ilgili eleştirilerini, düşüncelerini paylaşacak. Uludağ Üniversitesi'nden Profesör Doktor Feyyat Gökçe, Eğitimsen'in bir önceki genel başkanı Alaaddin Dinçer, Eğitim Gücü Sendikası'nın genel başkan yardımcısı İsmail Aktağ bizle birlikte olacak. Akabinde eğitim ortamlarının niteliğini konuşacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hiç konuşmadığı, okullara temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi bile koyamadığı bir dönemde okul sağlığını, hijyenini, okul kazanlarını, bahçesi bile kalmamış okullarının neler yarattığını konuşacağız. Genel Başkan Yardımcımız, Sağlıktan Sorumlu Gölge Bakanımız Zeliha Aksaç Şahbaz, Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gürkan Sert, velilerin temsilcisi olarak Ankara Şube Başkanımız Hülya Daran Deveci, Mimar Mehmet Onur Yılmaz ve çok başarılı bir beslenme programı uygulayan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık bizimle olacak. Arkasından Sayın Genel Başkanımız söyledi, 9 ayda 9 çocuğumuzu kaybettiğimiz resmen katliama dönüşmüş bir MESEM ve mesleki eğitim sorunumuz var Türkiye'de. Çok büyük bir sorun. Bu sorunu sanayi ve teknolojiden sorumlu Gölge Bakanımız Pınar Uzun, bizzat bunu okullarda çalışan sahadan bir öğretmenimiz, çok deneyimli bir öğretmenimiz Cemal Ünlü, tıp doktoru, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve İSİK Meclisi üyesi Doktor Arif Müezzinoğlu, İstanbul'dan İSMEK koordinatörümüz Sayın Doktor Canan Aratömür Çimen ve
çok yakın zamanda Kocaeli'deki büyük bir MESEM skandalıyla gündeme gelen ve bugün bize bununla burada paylaşacak olan, nasıl bunu da ranta çevirdiklerini gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Harun Özgür Yıldız da bizimle olacak. Akabinde Cumhuriyet Halk Partisi 2019'dan itibaren Türkiye'nin büyük kentlerini yönetmeye başladı. 2023 seçimlerinde partimiz Türkiye nüfusunun %65'ini, ekonominin %80'ini, vergilerin %87'sine karşılık gelen illerimizi, ilçelerimizi yönetiyor. Burada bu başarının sağlanmasında en büyük emeği olan çok başarılı belediyecilik uygulamalarımız var. Sayın Gökhan Zeybek, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız, gölge bakanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay ve Şişli Belediye Başkanımız ve SODEM Başkanımız Sayın Resul Emrah Şahan saat 4'te bizlerle birlikte olacaklar. Hemen akabinde Cumhuriyet Halk Partisi aydınlanma ideolojisinin partisidir. Kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında bile bir kongre toplamış bir liderdir. Cumhuriyet aydınlanması ve eğitim Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana gündemidir. Genel Başkan Yardımcımız, Hazine ve Maliye'den sorumlu Gölge Bakanımız, Mülkiyeli Profesör Doktor Yalçın Karatepe, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni ve Cumhuriyet Aydınlanması üzerine çok sayıda kitabı olan Sayın Merdan Yanardağ ve Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Sayın Erdal Atıcı bizimle birlikte olacak. Ve arkasından Genel Başkanımızın uzun uzun anlattığı, maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kör, sağır ve dilsiz olduğu öğretmen yetiştirme sorununu konuşturacağız. 97 eğitim fakültemiz var. Eğitim fakültelerini yok saymaya kadar cüret edebilecek bu iktidarla ve onların yaptıklarını konuşacağız. İstanbul Kültür Üniversitesi'nin eğitim fakültesi dekanı Profesör Doktor Alim Kaya bizimle olacak. Kendisi de öğretmen olan Birleşik Kamu İş'in Genel Mali Sekreteri, bir önceki genel başkanı olan Sayın Hasan Kütük bizimle olacak. Eğitimci, öğretmen, atanamayan öğretmenlerin abisi Sayın Cüneyt İltuş bizimle birlikte olacak. Bir sonraki saatte 1.154.000 öğretmenimizin sorunlarını konuşacağız. Burada bir not söylemek isterim. Getirdikleri öğretmenlik mesleği kanunu 18 sayfa Sayın Genel Başkanım, siz de biliyorsunuz. Bu 18 sayfanın sadece 8 sayfası 1.154.000 kişiyle geçerli ki giriş bölümü ve çıkış bölümleri bunlarla dahil. 10 sayfası ise sadece atamaya yönelik elemelerle ilgili ve 5 sayfası disiplinle ilgili. Dolayısıyla 1.154.000 öğretmenimizin çok sorunu var. Toplumsal saygınlıkları zedeleniyor. Açlık sınırında bir hayata mahkum edilmiş durumdalar. Genel Başkan Yardımcımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sorumlu Gölge Bakanımız Gamze Taşçıyer. Eğitim İş'in Genel Başkanı Sayın Kadem Özbay. Öğrenci Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Sayın Mehmet Alper Öğretici. Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Sayın Levent Kuruoğlu. Bizimle birlikte öğretmenlerimizin sorunlarını görüşecek. Ardından siz de dikkat çektiniz. Laik ve bilimsel eğitim. Temel sorunlarımızdan bir tanesi. Milli Eğitim Bakanı şeriatı övecek kadar bilgim yok diyen, sizin tarikat ve cemaatler dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılar diyerek öğretmenleri alenen aşağılayan, öğretmenlerin çocukların dağa gitmesini engelleyemediğini ama kerameti kendinden menkul bu tarikat ve cemaatlerin okullara girerek engelleyebileceğini, camilerde bowling olayı oynatarak, okullarda çocukları maketlerde ağlatarak yetiştireceğini zanneden gaflet içinde bir bakan var. Bunu konuşacağız bu saatte. Sayın Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı, bu konuda çokça çalışması olan Sayın Zülal Kalkandelen, Bir Gün Gazetesi yazarı Sayın Ünal Özmen ve ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç bizlerle birlikte olacak. Ve arkasından Sayın Genel Başkanım, parasız yatılı okumuş birisi, ben de öyleyim. Bu devlete borcumuz var. Ben bir çocuktum, bu devlet beni aldı eğitti. Ben bir çocuktum, dünya çapında eğitim aldım ve maalesef bugün bu eğitimi almak istiyorsanız bunu satın almak zorundasınız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 22 yılda bu ülkeye verdiği en büyük zararlardan biri nitelikli eğitimin ancak satın alınabilir hale gelmiş olmasıdır. Nitelikli kamusal eğitimi konuşacağız. Bunu da yine Eğitim Sen'in bir önceki dönem genel başkanı Profesör Doktor Necla Kurul'la, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Yıldız'la ve biraz önce de söylendi, özel sektör öğretmenlerinin sorunlarını haftalardır dile getiren, aylardır dile getiren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ile konuşacağız. Arkasından eğitim ekonomisi bölümümüz var.
Eğitim bir ülkenin uzun vadeli yapabileceği en büyük yatırım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklar geleceğimizdir. Onları en iyi şekilde yetiştirmek bizim görevimizdir demişti. Bu bölümü Ticaret Bakanlığı'ndan sorumlu Gölge Bakanımız Volkan Demir Hoca ile, kendisi ekonomist biliyorsunuz, Kastamonu Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hüseyin Yolcu ile ve Eğitimsel'den araştırmacı Doktor Deniz Fırat'la konuşacağız. Akabinde yüksek öğretim bölümünü başlatıyoruz. Türkiye'de 207 üniversite var. Neredeyse her yerde üniversiteler açıldı Sayın Genel Başkanım. Fakat üniversiteler apartman üniversitesi. Yeterli öğretim üyesi yok, nitelikli eğitim yok ve akademik özgürlükler hiç yok. Öğrencilerin sorunlarını duyan yok. Bu bölümü 3 ayrı saatte ele alacağız. Bu bölümü kıymetli hocam, Gölge Bakan Yardımcımız Profesör Doktor Armağan Erdoğan koordine edecek. İlk bölümde geçtiğimiz haftalarda Boğaziçi Üniversitesi'ndeydik hatırlarsanız ve birkaç gün önce de bir suç duyurusu da bulunduk. Milletvekili dokunulmazlıklarına yönelik eylemler nedeniyle. Profesör Doktor Taner Bilgiç hocam, yine bizim adaletten sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Doktor Gökçe Gökçen, İzmir Milletvekilimiz, Boğaziçi Üniversitesi mezunumuz Profesör Doktor Yüksel Taşkın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Doçent Doktor Gökçe Gökalp, ÜNİVDER temsilcisi Profesör Doktor Uğur Tekin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sevgi Kılıç, Diploma Denklik Mağdurları Derneği Başkanımız Ahmet Özdemir ve parti meclis üyemiz, kendisi de öğrenci olan gencecik arkadaşımız Canan Taşer'in moderatörlüğünde çok sayıda genç üniversiteli arkadaşımızın yer alacağı bir panelimiz olacak. 3 saat boyunca üniversiteleri konuşacağız. Ardından eğitim, hukuk ve idari yapılanmayı Gölge Bakan Yardımcımız Muğla Milletvekilimiz Güzene Özcan'ın moderatörlüğünde Eğitim İş Genel Merkez Hukuk Bürosu Avukatı Sayın Burak Sabuncu ve TEMSEN Merkez Yönetim Kurulu üyesi Sayın Harun Topaloğlu ile devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanım, Türkiye bir afetler ülkesi. Maalesef afetlerden ders almamak ve hiçbir politikayı hayata geçirmemekle malülüz. Ve burada çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Siz afet bölgesini temel mesele olarak adlandırmıştınız. Çok sayıda bölge bakanımız defalarca bölgeye gittik. 6 Şubat depremlerinden sonra aylarca milletvekillerimiz o bölgede kaldı. Dolayısıyla bu bölgedeki çalışmalar maalesef siz de genel kurulda defalarca dile getirdiniz, yeterli değil. Milletvekillerimizle birlikte bunu konuşacağız. Sayın Deniz Yavuz Yılmaz, Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuz Yılmaz, Deniz Yücel, Burhanettin Bulut'la. Grup Başkan Vekilimiz, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır'la. Adana Milletvekilimiz Müzeyyen Şevkin, Diyarbakır Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu, Hatay Milletvekillerimiz Mehmet Güzel Mansur Servet Mullaoğlu, İzmir Milletvekillerimiz Tuncay Özkan, Sevda Erdan Kılıç, Kocaeli Milletvekilimiz Muhip Kanko, Mersin Milletvekilimiz Talat Dinçer, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, Osmaniye Milletvekilimiz Asukaya, Sakarya Milletvekilimiz Ayça Taşkent, Şanlıurfa Milletvekilimiz Mahmut Tanal'la beraber bu bölgede yaşanan ve hala çocuklarımızın eğitimine engel olan konuları görüşeceğiz. Tam da depremin hem 17 Ağustos'ta hem de 6 Şubat'ta bize vurduğu saatlerde konuşacağız. Eğitimin çok önemli sorunlarından birisi sınav odaklı eğitim ve ölçme değerlendirme. Yine bunu doktor öğretim üyesi Ahi Evren Üniversitesi'nden Ersoy Karabay'la, Eğitimsel MYK üyesi Ramazan Gürbüz hocamızla, eğitimci öğretmen Sayın Özgür Bozdoğan'la ve çok başarılı çalışmalar yapan Sarıyer Belediye'mizin Akademi Müdürü Sayın Sami Göre ile konuşacağız. Sabahın erken saatlerinde teknoloji çağında eğitim konuşacağız. Biliyorsunuz bu bakanlığın Fatih projesi gibi ülkenin çok büyük kaynaklarını heba ettiği teknoloji satın almaları olmuştu. Projeleri bile diyemem. Ve aslında yapay zeka çağında, dijitalleşme çağında teknolojinin bu hale geldiği dönemde bunu konuşmak durumundayız. Bahçeşehir Üniversitesi'nden Profesör Doktor Feza Orhan, Hacettepe Üniversitesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Mukaddes Erdem ve çok başarılı uygulamalar olan Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Bezek ile teknolojiyi eğlenerek öğrenme, yaparak, yaşayarak, deneyerek öğrenmeyi konuşacağız. Sabah saatlerinde artık sona doğru kapsayıcı eğitim ve özel eğitim ile devam edeceğiz. Kız çocuklarının eğitime erişimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, mevsimlik ve gezici tarımda çocuk, dezavantajlı gruplar ve özel eğitim gibi konuları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sorumlu Gölge Bakanımız Aylin Nazlı Akan,
Anadolu Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Umut Başoğlu ve TÜZYEKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Kiziroğlu ile konuşacağız. Ve son saatte, kapanıştan önceki saatte de çocuk hakları ve çocuğun iyi olma halini konuşacağız. Genel Başkan Yardımcımız, hukukçu, seçim ve parti işlerinden, hukuk işlerinden sorumlu Sayın Meryem Gül Çiftçi Binici ile, FİSA Çocuk Hakları Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Sayın Ezgi Koman'la, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili, Halk Sağlıkçısı Profesör Doktor Kayahan Palay'la ve Eğitim Gücü Sendikası'ndan psikolojik danışman Tuğba Nur Dündar'la bunları konuşuyor olacağız. 24 saatin son saatini de önceki 23 saatte yapmış olduğumuz çalışmaları hep birlikte ele alacağız. Sayın Genel Başkanım, değerli konuklar, sayın basın mensupları, eğitimi değil 24 saat, 24 gün, 24 ay konuşsak yetmez. Biz bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bugüne kadar çalışma gruplarımızı oluşturduk, komisyonlarımızı kurduk, çalıştaylar yaptık, eğitim mitingleri yaptık, hukuksal mücadeleler yaptık, basında, sosyal medyada açıklamalar yapıp doğruları, eleştirileri, görüşleri, önerileri dile getirdik. Bugün bunu bir yeni bir ara başlangıç kabul edebilirsiniz. Yaz aylarında 21 ilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin il belediye başkanlıklarını kazanmış olduğu 21 ilde yaz buluşmaları gerçekleştireceğiz. Sabah saatlerinde eğitim çalışanlarıyla, sendika temsilcileri, öğretmenler, sivil toplum örgütleriyle buluşacağız. Öğlen saatlerinde ilgili valiler, rektörler, milli eğitim müdürlerini ziyaret edeceğiz. Akşam saatlerinde de 9 yaşında çocuklar, anneler, dedeler, babalar, öğretmenler, sendika temsilcileriyle akşam saatlerinde, böyle güneşin altında olmayan saatlerde Sayın Genel Başkanım, 3 saat, 4 saat her yaş grubundan insan eğitimle ilgili ne düşünüyorsa açık bir şekilde hepsine mikrofon uzatarak 21 ilde Eylül ayında okulların açılması dönemine kadar bunu gerçekleştireceğiz. Sonbahardan itibaren büyük şehirlerde devam edeceğiz. Kurduğumuz çalışma gruplarının çalıştaylarını sonbahardan itibaren yapacağız ve Türkiye'nin sorununu çözmeye çalışacağız. Son sözümüz şu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmenimiz 1925'te, 1 Kasım 1925'te meclis açılış konuşmasında şöyle söylemişti. Milletimizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için en önemli araç eğitimdir. Biz de bu bilinçle ve atamızdan aldığımız mirasla eğitim sistemimizin milletimize yakışır hale gelmesi için çalışmaya hız kesmeden devam edeceğiz. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Bütün konuklarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olun.